kongredeki olumsuz havanın farkındayız. Yani Türkiye'yi baskı altında tutmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ee, Barış Prenari Harekatımızdan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını da görüyoruz. Amerika s 400 e F-35'ler üzerinden Türkiye'ye yaptırım kararı alırsa Türkiye'nin yanıtı ne olur? Bir e, konu var ki o da kırmızı çizgimiz. Bizim egemenlik haklarımıza e, müdahale etmelerine izin vermiyoruz. Sayın Dışişleri Doğru... Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika'yı açıktan uyardı. Kongreden Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı çıkarsa Amerika Orta Doğu'da konuşlandığı en stratejik alanları kaybedebilir. İncilikte gelir, kürecikte gelir, her şey gelir. Dışişleri Bakanı Amerika'yı kürecik ve incirlik üsleri üzerinden uyarırken F-35'ler konusunda da mesaj verdi. F-35'i en kötü senaryoyu konuşuyoruz. Alamazsak bu sefer alternatiflere bakmak durumundayız. Amerika'nın PKK'ya verdiği desteğin de devam ettiğini söyledi Çavuşoğlu. Ama öyle veya böyle Amerika'nın esasen YPG'ye, PKK'ya verdiği her yardım bir suçtur. Bu esasen terörizmin finansmanına girer. Çavuşoğlu'nun üzerinde durduğu bir diğer konuda Türkiye-Libya mutabakatı oldu. Harita üzerinde Türkiye'nin kıta sahanlığını gösterdi. Sert mesajlar verdi. Şu anda bizim gemimiz şu 7. parselde, rakamlar burada görünmüyor ama şu noktada sondaj çalışması yapıyor. Daha önce burada Barbaros Hayrettin Paşa e, sismik araştırma çalışması yaptı. Şimdi bizim bir önceki kıta sahanlığımız şu kırmızı bölgeydi. Hı hı. Yeni anlaşmayla beraber şu noktada e, bir Libya ile bizim kıta sahanlığımız e, keşişiyor. Dolayısıyla şu çizginin içinde kırmızı olmayan alanlarda da biz aynı çalışmayı yapabiliriz ama şu gördüğümüz e, turuncu bölge şu anda bizim yeni belirlediğimiz batı sınırlarının da belli olduğu kıta sağlığımızdır Kıtasal içinde bizden izinsiz kimse bu, bu, bu tür çalışma yapamaz. Yaparsa yapmaya çalışırsa engelleriz tabii. Çavuşoğlu Güney Kıbrıs Rum yönetimi hariç herkeste işbirliği yapılabileceğini de ekledi. Akdeniz'de e, Yunanistan dahil Rum kesimi hariç Rum kesimini tanımadığımız için hariç diyoruz tüm ülkelerle buna benzer anlaşmalar, mutabakat zabıtlarını imzalayabiliriz. Şartlar oluştuğu zaman tüm Akdeniz etrafındaki ülkelerle biz bu konuda çalışırız ve yine deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda ortak bir noktaya gelirsek Libya ile olduğu gibi anlaşmaları, mutabakat zabıtlarını imzalarız.